Bu gördüğünüz enkaz yığınlarının altından 3 gün 5 gün önce filmini çektiğimiz yerlerin altında hala canlı insanların çıktığını görüyoruz, duyuyoruz. Yanında aramalar yapan insanlar var. Üstünde 11 gündür, bugün 12. gündür üstünü değiştirmeyen, donunu, atletini değiştirmeyen, sakal tıraşı olmamış insanlar var orada. O devlet onlar işte, millet onlar yani. Ve bunların hiçbir yükümlülüğü yok. Önemli bir kısmının görevi de yok. Yani kalbi var ama. Bir vatandaşlık bilinci var. Ben Türk'üm var. Burada Türkiye Cumhuriyeti var. Burada yıkılmayız diyen insanlar var. Gencecik çocuklar var. Sakalı çıkmamış delikanlılar var orada. O tünellerin altına giriyor. Bakın şimdi dün akşam anlatıyordu havalimanında gelirken. Biz bir uçağın içini çekmeye utandım. Yaşlısı, genci, her görüşten insanı. Hepsi oradan geliyor. Bir kısmı evleri yıkılmış geliyor. Bir kısmı yorulmuş, 11. gün, 12. gün olmuş geliyor. Yerine diğerleri gelecek. Burası daha biten bir iş değil. Burada işler çok. Ya burada oturmuşsun. Orada bir tane iki tane arama kurtarma göstermekle de çok sevinecek bir halim yok. Bakın bu bina... Şimdi deprem çok tartışmalı olan binalardan biriydi. Depreme sağlam olduğu ifade edilmiş ama yan yatmış. Yan yat. Temelden yan Gölbaşı yat. Burası. Ardından Erkenek var. Bakın Sürgü denilen bir başka yer var. Kırılmamış hatlardan bahsediliyor. Hemen ardından başka bir depremin daha geleneceğinden bahsediyor. Düşünün, o çukurun içine girmişsiniz. Daracık yerdesiniz, soluk alamıyorsunuz, klostrofobiniz falan olan insanların işi değil bunlar. Onun içine girmişsiniz, hala sallanıyorsunuz. Şu ana kadar yüzlerce kez sallandı. Bu sallanmaların bir kısmı çok ciddi. Yani şaka maka değil, televizyon stüdyosundan oturup da ben jeoloji mühendisiyim, ben dünyada kitap yazdım falan işi değil. Bu milletle dalga geçen o tür bir adam var. Çok sinirleniyorum her gördüğümde. Bu milletin seninki gibi insanlara tahammül etmesi fazla gerçekten. Siz burada canıyla, dişiyle, ölüsüyle, cesediyle, canlısıyla uğraşılan bir yerin içerisinde ne tür hesapların içindesiniz? Bir stüdyoda oturmuşsunuz, 3 tane adamı her gün çıkartırsınız, Türkiye'nin çok önemli adamları. Siz adam olsaydınız Türkiye'de bu tür yapılar olmazdı. Siz bilim adamı olsaydınız ve bu işi hakikaten halka anlatabilecek zeka seviyeniz olsaydı, hani çok övünüyorsunuz ya, şöyle ödül aldım, kraliyetim bilmiyorum, efendim Almanca da konuşuyorum, İngilizce de konuşuyorum. Ya arkadaşım, o adamın ahırındaki tezek kadar değerin yok o toplumun içerisinde. Yok. Dalga geçtiğin o insanlar, senin okuduğun şeyler, havan civan, ekranlardan bunlarla uğraşıyorsun. O insan orada çocuğuyla uğraşıyor, anasıyla, bacısıyla, kardeşiyle uğraşıyor altında. Bugünlerde hala bakın, siz ölü sayısı kaç ilan edildi, kaybettiğimiz insan sayısı? 35 bin üzeri. 35 bin. Çöken bina sayısı kaç tane? Bina sayısı, daire değil. 54 bin, doğru. 55 bin civarı. Peki arkadaşlar, bunların içinde üçer beşer onar daire var ya. Bizim insan kaybımız 35 bin tane mi sizce? Değil. Tabii. Gelirken Euro News'de baktım, 43 bin taneydi. 43 bin tane mi? Bakın, 100 binden fazla insan kaybımız var. Yaralıları vesaireleri sayarsak 500 bin insanı etkileyen yaralı, hafif, ağır vesaire kaybımız insan var. Bir İstiklal Harbi'ni düşünelim. İstiklal Harbi'ndeki cephemizin boyutlarını düşünelim. Büyük taarruzun boyutlarını düşünelim. Şimdi Adana'nın körfezinden başlayıp Elazığ'ın ucuna kadar giden bir hattı düşünelim. Bu hattın bir derinliğini düşünelim. Yani bu bizim için başka bir savaş ve çok ciddi bir savaş. Ha. Şimdi ordu nerede? Bu ordu toprağın üstünde başka bir yerde değil. Bu ordunun zaten belli noktalarda vazifesi var ve bu ordu sahanın her yerinde. Bu ordudan kışlaları yıkılmış olan askerlerimiz var. 78 tane şehidimizi ilan ettiler. Kaç tane yaralımız var? Hiç söylemediler. Dimdik duruyor. Her sokakta şimdi ordu. Tamam mı? İlk anda niye gelmedi? Kendilerinin de şehitleri vardı. Kendilerinin de alması gereken, yapmaları gereken vatan görevi. Onunla. Olayı anladıkları andan itibaren sahadalar. Dünyanın hiçbir kuvveti. Bakın buraya Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün ordusunu koysanız Türk ordusunun şu anda yaptığı faaliyeti yapacak değil. Ben ordumu dünyanın hiçbir ordusunun daha altında, daha zayıf bir ordusu olarak görmüyorum. Gidin bakın gencecik delikanlıların çakı gibi 24 saat. Elim yüzüm yanıyor benim bakın. Soğuktan yanıyor. Ben geldim geriye.
Onlar orada. Çadırların içinde çadır görüntüleri var. Bilmem neler var. Onları koymadım. Arkadaşlar atmadım. Televizyonlardan seyrediyorsunuz. Şu manzaralara bakın. Yani şimdi aylardır diyelim Suriye'de vesairede varil bombası, öteki bombası, bilmem ne bombası, bilmem ne bombası. Ya binaların hiç olmazsa bir kısmı yattı orada. Üst üste yatmış. Şimdi o göl başındaki o örnekte söylüyor. Adamın temeli de duruyor. 1,5-2 metre kalınlığında beton atmış. Üstü de duruyor. Bina bina halinde gitmiş. Şimdi böyle bir şeyin içerisinde önce suçlu arayalım, önce bunu. Ya önce hala enkazın altında insanlar var. Bu tartışmalar kaçıncı günden beri devam ediyor. Hala orada bir sevdiğinin, canının, vücudunun bir parçasının, çocuğunun, babasının, anasının, nenesinin, kardeşinin, eşinin cesedini çıkartmaya çalışan insanlar var. Şu an hala 200 binada arama kurtarma devam ediyor. Ve bu kadar insan var. 22. güne geldik. Bu insanlar tabii ki 8. günden sonra umutlar genelde kırılır. Aç susuzluğa karşı insanlar 45 güne kadar dayanabilir. Bir, pek çok sağlık sorunu olmasına kadar 61 güne de dayanabilir. 18 gün susuzluğa dayanıldığına ilişkin bir örneği Amerika'da 2003-2007 yılında bir uzak Asyalı birinin nezarete atıyorlar. 18 gün boyunca unutuyor Amerikalılar. Sonra akıllarına geliyor. Aşağı iniyorlar. Adam yaşıyor. 4.3 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Ama 18 gün dayanmıştı. Nasıl susuzluğa dayandı? Tabii kendi canı. Binaların nemini o oluşan çiğdeki nemi yalayarak 18 gün kalmış. 4.3 milyon dolar olmuş. Ama 12. gündeyiz. Pek çok sağlık sorunları olacak. Doktor arkadaşlar biliyorlar. Diğerleri biliyorlar. Yani belli bir saatten sonra böbrek sisteminin, boşaltım sistemi, bu insanların yemek yemeleri vesaireleri, kendilerine gelmeleri, bunlar aylar alacak. Oradan çıkan insanlar o kurtuldu. Geçen gün bir manzara, insan çıldırıyor. Çıkmış bir küçük çocuğu kucağına almış. Hava dışarıda kaç derece, üstünde montun var. Ya bir suç işliyor. İhmal suretiyle bilmediği bir işi yapıyorsun. Kameralarla, görüntüyle yayınlıyorsun. Böyle rezillikler oldu. Şimdi onun içerisinde arama kurtarma çalışması yapan arkadaşların o binaların altında, enkazın altında o deliğin içindeki adamı gören yok. Görüntünün önünde gözükmek isteyen insan çok. Çok. Firmasının kavgasını yapan, ben şu sağlık kuruluşundan geldim, ben şu teşkilattan geldim diye omuzunda onu göstermek isteyen insan çok. Ama o deliğin içindeki insanlar başka. O deliğin içindeki insanlar devlet işte. Onlar Türk, onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. O arka tarafta mesela sağlıkta vesairede, hastanelerde, ulaşımda, nakliyede yollar gitmiş. Nerede bu ulaştırma diye bakıyorsunuz? Pek çok yol yarılmış, dağılmış, parçalanmış, bunların tamiriyle meşguller. 1,5 metre kot fark olmuş, 1 metre kot fark olmuş, yarım metre yol açılmış. Buraları dolduruyorlar, dağları taşları geziyorlar. Oraya yardım götürebilecek yollar kapanmış. Gece yarısı. Bakın tuvalete gidecek yeri yok. Buradan oraya gidip de yardımcı olacağım diyen arkadaşların bir kısmı. Neye ihtiyaç var? Ha. Büyük bir morale ihtiyaç var bir kere. Şu anda yiyecek içecek sıkıntısı yok. Ha, yiyecek içecek her taraf sağ olsun, Allah razı olsun. Gezdiğiniz her yerde yok, aç insanın, bir yurttaşımız yok. Yok, bunu yok. Aç varsa da o bölgede yiyecek olmadığından değil. Kendisinin o mutfaklara vesaire kime söylese, askere söylese, polise söylese her tarafta var. Hemen evet. Çözülüyor. Her sokakta asker polis var. Askerimiz, polisimiz bu yıkıntılardaki... Hala bakın yıkıntılardaki cesetlerimiz dahil, mal varlıkları dahil, o insanların yağmalar dahil, can güvenliği dahil, adaleti dahil, emniyeti dahil, güvenliği böyle bir şeyi sağlıyor. Her köşe başında var. Her şehrin, her ilçenin giriş çıkışında polis noktaları var, jandarma noktaları var. Öyle çoluk çocuk bu şehirden kaçırtamazsınız. Adama sorarlar. Bu çocuk kimin çocuğu, bu nedir vesaire. Her yere öyle. İçeriye giren malzemeler 3-5 tane yağma olmuş. Olmuş. Duyuyoruz, insanlardan gördük ama hepsinin hesabı anında soruluyor. Şimdi buna kalkış. Barınma koşulları nasıl şu an? Çadır, konteyner sizin gördüğünüz. Çadırlar var arkadaşlar. Çadır diye ama çadırların içi soğuk. Çadırlar, bakın çadırlarda insanlar altlarına bir şey seriyor. Bir kat daha yapmaya, giriş kısmıyla çadırın iç kısmını birbirinden ayırıp yaşamaya çalışıyor. Dönemin belki de en soğuk günlerine denk gelmiş. Bu insanlar canlarıyla uğraşıyor. Televizyondan politikayla uğraşıyorsunuz. Ya ilk önce şu insanları bir dışarıya çıkaralım, bir rahat etsinler. Yani bir insanca şart, bir cesetlerini görsünler. Siz bu insanların bedenlerinin nereden nasıl toplandığını
Allah'tan vermiyorlar yani. Vermiyorlar. Bakın arkadaşlar, insan bedeni 24 saat sonra maksimum 48 saat sonra çürümeye başlar. Bu binaların altında ölen insanların bedenlerinin nasıl çıkacağını biraz tahmin edin yani. 8. gün, 10. gün, 12. günde insan bedenleri morarmış olur. Yüzlerini tanıyamadığınız insanlar olur. Yani ve bu sayı bahsettiğiniz gibi şimdi 35 bin, 43 bin diğer bir rakama göre bu sayılar hiçbir şey şu anda. Hala hiçbir şey bakın.